Selamun aleyküm. Allah'ımın selamı üzerinize olsun efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Yine Selma Hanım mutfakta. Ercan o ne elleme? Neyse. Tekrar alıyorum başa. Ercancığım müsaade et. Arkadaşlar bakın bir selam bile verdirmiyor. Ayıtladım. Kirazı geldi oturdu yedi. Al yemiyoruz hemen. Ercan yedin ama. Aa, Selma. Ercancığım 2 dakika müsaade eder misin? Merhabalar. Selma bir tadına bakabilir miyim? Hayır Ercan, bir giriş yapayım. Dur müsaade et. Evet dostlarım, nerede kalmıştık? Kiraz almıştım. Kiraz. Bugün Lidl'e gittim. Hafta sonu alışveriş videomu izleyenler olmuştur muhtemelen. O bitti. Biz o bitti. Bugün gene gittik. Baktım gene indirimde Türkiye kirazı. Bunlar efendim. Memleketimin, ülkemin, vatanımın kirazları. Bakın. Selma, Efendim. bunlar nerenin Türkiye'nin. Ercan yeme. Evet kirazı? efendim gittim torba torba doldurdum geldim. Ondan sonra çocuklar kaç gündür yediler yediler. Bugün de dedim ki biraz alayım da içinden dedim reçel yapayım dedim. Reçelsiz dedim olmaz dedim. Türkiye'me gitmiş gibi olurum bu sene izin yok ya. Ercan bırak oraya. Çek, bak seni Senden çekiyor. çekme. Ben tadına bakıyorum. Selma Türkiye'nin ya o yüzden. Ama olmaz hayatım biraz dur. Türkiye'min dedim bu sene gidemedik hasret kaldık vatanımıza. Türkiye'min reçelini yapayım da yiyelim dedim. Arkadaşlar Türkiye'den getirdim özellikle. Tabii. Ya, anladım. Kargo. Tabii. Evet efendim. Evet. Şimdi ben burada. Ercan'cığım sen tutar mısın sana zam? Ya da Sude, Tuğçe Ne diyeceğim biriniz ben? gelin. Kiraz yiyorum. Hayır. Tuğçe. Sen ne istiyorsun benden Ercan'cığım söyle. şimdi ben burada iş yapacağım. Arkadaşlarıma bir şeyler Ben sana ne dedim? göstereceğim. Beni artık daha YouTube'a sokma demedim mi? Sen Al niye Ercan'cığım. yine beni karıştırıyorsun Selmacığım? Evet efendim. Ben istifa et dedim arkadaşlar. Ben burada bu kirazlarımızı güzelce yıkadım efendim eve Ben görmedim gelince. arkadaşlar. Ben Tamam kirlileyim. sen görme. Kirli kirlattım efendim. Siz anlarsınız. Bunların çekirdeğini ben böyle bir yöntem buldum dostlar. Sizin de evinizde vardır muhtemelen. Ben gösterdim. Ben de öyle kiraz çıkartıcı falan yok. Bakın Bizimki çıktı. daha iyi. Gördünüz mü? Ya ne güzel. Çekirdeği çıktı. Ben ayıtladım da 2-3 tanesini size bir ara sıra da Çıktı. uçabilir normal. Uçtu. Olsun. Sıkıntı yok Sayın Bacım. Fırt Nasıl olsa ben çıktı. temizliyorum evleri. Evet Efe. Ah Bismillah. Vallahi hiç şimdiye kadar olmamış. Bir de Ercan Selma. senin yediklerin ha o buradan yedin onu alacağım oraya koyacağım kusura bakma. Bakın Tamam da dostlar artık Ercan'cığım yaklaştı şu elime. ben bakayım mı? Bakın gördünüz mü böyle çıkıyor efendim. Evet. Bak bir daha göstereyim dur. Ay Selma. Bakın dostlar evinizde böyle bir pet şişe varsa hani böyle bunlardan Oha. şıtroaman değil pet şişe varsa efendim bakın şu kısmına alıyorsunuz. Şöyle bakın lıp çıktı. Çıktı. Ve Böyle bitti. evinizde böyle 1 gram varsa 15 hemen dakika. oluyor. 1 gram 15 Al dakika. çocuğum. 15 dakika. 1 gram 15 gram. 5 1 kilo 15 1 kilo gram. 15 gram. O suyu da Selma. artık yıkandığı için sonra sen al Evet. istersen sen çek yavrum. Ben kiraz Normal yiyeyim. otursun. Ben oturayım da ben kiraz yiyeyim kızım. Al seni şöyle tut babası. Evet dostlar kirazımız tatlı. Eşki bir kiraz değil. Değildi. Bakalım Bakın ha. 1 kilo diyelim bu kirazımıza. Bu kirazımızı aldık. 1 kilo kirazımıza şu tarafımızı alalım şu tarafa. Ercan'cım onu ayıtladım. Lütfen. Yıkanmıştı efendim. Bakın mis gibi. Buraya Oo. koydum. Bu 1 kilo Ya yaz kirazım dışına reçel yapma ne olur seni. şekerliydi. Dostlar bakın size ne göstereceğim. Dayanamadı yine Selma. Bakın dostlar daha bu kadar var. Adam diyor ki bunu niye reçel yapıyorsun? Bakın daha Şşt, evde bu ama kadar saz kiraz ayıtlanmış. var. Saz ayıtlanmış. Lüp Yedi lüp. mi kızım buradan hiç? Yok almadı. Hele bir Şimdi al. aldım. Allah buradan bir yersen ben oradan 2 tane atarım buraya. Haberin olsun. Benim cebim boğazımda kaldı. Ben utanıyorum yerken. Sen Tuğçe, Sude. Ercan'cığım tabağı al tabağı. Elimde. Pasaklı Ercan. Evet dostlar. Sizlere şimdi ben bu kirazımı yıkadım. Gördüğünüz yöntemle ayıtladım. Ondan sonra ne yapacağım biliyor musunuz? 1 kilo. Bu 1 kilo değil mi? Bakın bu 1 kiloluk toz şekerimi bunun üzerine böyle. Ops. Aklıma bir şey geldi Selma. Neye geldi? Değil mi? Değil mi arkadaşlar? 1 kilo kiraza 1 kilo şeker Şeker. Tabii giriyor. toz şeker de. Şimdi ben değil mi Veya toz şeker arkadaşlar? halde. Sen ne yapacaksın bunu? Kiraz reçeli. Kiraz reçeli yapacağım. Kimin için yapacaksın? Kendim için. Video ne için? He? Video Bizim ne için? YouTube için. Arkadaşlar YouTube'da 5 sent kazanmak için bana 50 euro Neyse kızım onu boş ver. Evet efendim. harcattın. Ya. Ben ne yaptım? Ne yaptın? Ercan kafamı karıştırdın yine ya. Her zamanki yaptığım şey ya.
Rica ediyorum sus biraz. Buyurun kızım, çok evet tatlı. Dostlar bakın şekerimi döktüm bunun üstüne. Ağzını bunun kapatacağım arkadaşlar. Bu şekeri eriyecek. Bu abi erimesi için mı? Hayır şimdi koymayacağım. Ben bunu bugün yaptım, yarın pişireceğim. Bu bir gün boyunca böyle bekleyecek dostlarım. Reçeliniz o zaman çok güzel oluyor. Hemen yani. Akşamdan böyle toz şekerinizi dökün üzerine ve ağzını kapatın. Şimdi bakın ağzını birlikte kapatalım. Biz bunu ne yapacağız Elma? Söyle her zaman söylüyoruz ya. Bir gece ne yaptıracağız? Uyutacağız. Uyutacağız. Şimdi bir gece biz uyuyacaklar arkadaşlar. Folye ile uyku hapını verdim ben bunlara. Şimdi uyup gidecek bunlar. Evet efendim. Bu şimdi ben bunu folyeledim. Hiçbir şey olmayacak. Bunu atacağım şekeri erisin diye. Sabaha kadar bu bekleyecek. Az bir bundan. De şöyle Selma, alın. Ne yapıyorsun? Depoda kalmadı daha. Az bundan. Selma ne yapıyorsun Selma? Ercan sus biraz. Yeter, Selma hayır bende tasarruflu olmasan var ya. Yandım bakın gitti. Dostlar. Ben bunun böyle ağzını kapatacağım. İşte bunu böyle bekleteceğim. O şeker bana. Onun suyuyla birleşecek. Orada eridikten sonra yarın ben bunu ocağa atacağım. Kalanını da yarın izleyelim. Ne dersiniz? Biraz şimdilik erken dudağımı ısırdım Selma. Vallahi ama. Vallahi bakarım. Oh iyi olmuş. Nazarım değdi. Şimdilik dostlar bizden bugünlük bu kadar. 1 kilo 100 gram kirazım vardı. 1 kilo toz şeker üzerine boşalttım. Ve sabaha kadar uyutacağım bunu. Arkadaşlar, uyandıktan sonra da pişirirken beraber olacağız. Arkadaşlar topu topuna 4 tane yedim. Nazarı değdi. Dudağımı ısırdım. Ah burada bak. Vallahi görüyor musun? Yiyemiyorum. Yazıklar evet olsun. Dostlar. Var. Şimdilik biz kapatalım. Bir de bitirelim böyle buluşalım. Ama ben daha iyi başlıyordum. Ben şimdi başlıyordum. Merhabalar dostlar. Evet biz biliyorsunuz akşamdan kirazlarımızı uyuttum. Yıkadık. Temizledik. Ondan sonracıma uyuttum. Üzerine 1 kilo 100 gram kirazım vardı. Üzerine 1 kilo toz şekerini ilave ettik. Ve ağzını kapatmıştım hatırlıyorsunuz başını. Ondan sonracıma bir gece buzdolabında beklettim. Beklettikten sonra sabah kalktım efendim. Bismillah dedik. Ocağımın üzerine aldım. Bakın şekerlerim erimişti. Bakın böyle bu halde. Hiç su komadım dostlar. Kesinlikle su falan komayın. Kirazın kendinden akan suyuyla şeker eriyor zaten. Böyle ocağınızı açın efendim. Kirazlarınız içine zaten suyuyla birlikte göreceksiniz. Şimdi biz ne yaptık? Altını yaktık. Ocağımın üstüne koydum tenceremi. Şimdi burada kaynamasını bekliyorum. Kaynarken böyle üzerinden köpükler alacak. Köpükleri alırken o köpükleri mutlaka temizlememiz lazım. Daha sağlıklı, daha güzel olsun diye. Kaynamaya yakın, böyle indirmeye yakın pardon, üzerine limon suyu sıkacağım ben. Biraz da indirmeye yakın da bir tatlı kaşığı tereyağı ilave edeceğim. Tereyağının bir özelliği yok efendim. Tereyağı isteğe bağlı. İster koyarsınız, ister eklemezsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Ben genelde yapıyorum. Şimdi hani burada da yapacağım. Göreceksiniz. Bir tatlı kaşığı. Onun özelliği de ne biliyor musunuz? Parlaklık versin. Sadece bu. Başka hiçbir özelliği yok. Ama limon tuzu mecbursunuz atmaya. Çünkü reçelinizin kıvamını ayarlamanızda size şekerleme konusunda yardımcı olacak. Eğer sizin evinizde limon tuzu varsa onu atarsanız daha lezzetli olur. Benim evimde olmadığı için ben sadece limon suyundan faydalanıyorum. Evet dostlar bizim kiraz reçelimizin bu aşamadaki bölümü kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra şu bakın yavaş yavaş köpükler oluşuyor. Bu köpükleri temizleyeceğiz. Biraz daha rengini versin. Çünkü yeni koydum. Bakın efendim çok güzel. Selma. Efendim Ercan. Aa Ercan Bey de burada sessiz sessiz beni dinliyor. Adeta kirazları saydırttırdın arkadaşlara. Tuttun. Ben buradayım beni çeksene. Aa pardon. Allah Allah. Ercan'cığım ezme. Ay efendim sen böyle kamera önüne çıkmaya alışıksın ya değil mi? Çıkamayınca bir koplengse mi girdin yoksa? Ki ben. Evet. Ben kamera önünü hiç sevmem. Onun için mi çırpınıyorsun? Beni çek. Al çektim. Yok, buyur. Onun için değil. Meydan sana. Kirazları saydırttırdın arkadaşlar adeta. Ama biz var. Kiraz tarifi, reçeli tarifi veriyoruz tamam. Ercan'cığım. Efendim. He? Şekeri akşamdan çakma boşalttım. Çakma şef şu an. Evet efendim flaş çakma şef şu an ekranlarda ve bize yanlış bilgiler aktarıyor. Evet efendim şu an biz... Aşk olsun Selma çakmaymış. Ben çakma olur muyum? Ben usta şefim usta Ercan
Arkadaşlar YouTube'a girin. Ercan Şef yazın, hemen çıkıyorum. Bakın dedim ya, çakma şef diye. Öyle bir şeysi yok. Sadece kendi kanalı bloğu var. Ercan Közgeroğlu deyince YouTube'da çıkıyor aman, efendim. Aman, birkaç tane videosu var. Başka da yok. Ercan'cığım çok karıştırma. Bakın dostlar. Önce bak, korkmayın. Bakın kendi suyu. Kesinlikle su yok. Bunun içinde 1 kilo 100 gram kiraza 1 kilo toz şekerini yatırın. Sabaha kadar bekletin. Bakın böyle supsulu bir kirazınız çıkacak meydana. Ama ne kadar zordu bunları toplamak biliyor musun sen? Hazır satın aldık. Türkiye ağaca kirazı bunlar. Ben, ağaca tamam, çıktım. Sahte şey falan anladık. Neredeyse düşüyordum. Evet efendim. Zaten Türkiye'den gelmiş efendim. Türk bakkalın marketin Lidl'de görünce, bir de üstünde Türkiye yazınca, bu sene bu izinle gidemedik efendim. Hemen gurbet aldım. Olunca Türkiye'nin T'sine bile hasret kalıyor insan. Hemen dedim Türkiye kokuyor, hemen alalım. Hemen aldık. Aldım işte efendim. Evet. Allah'ın izniyle de şimdi ocağımızda bunu pişiriyoruz. Uyutuyoruz. Uyuttuk da uyandırıyoruz. Allah nasip ederse de piştikten sonra da Allah'ın izniyle yavaş yavaş aşamalarda sizlere gösteririz. Ha, aklımdayken Türkiye'deki hanımefendiler efendim. Aha, başladı senin aynı. Eğer sizin imkanlarınız daha fazla. Ben yurt dışında yaşadığım için benim burada fazla güneş yok. Evet, siz daha bilgilisiniz bu konularda. Haddime değil akıl vermek ama fikrimi söylemek istiyorum. Hani siz evlerinizde yapacağınız zaman efendim kirazlarınızı aynı bizler gibi temizleyin. Güzelce hemen leğeniniz mi oluyor? Kabınız, hangi neyiniz varsa onun içine koyun. Kirazınızın miktarına göre toz şekerinizi ayarlayın. Üzerine temiz bir tülbent, hani kullanılmamış, mutfakta kullanılacak bir tülbenti leğeninizin, tencerenizin üzerine kapatıp balkonunuzun güneşinde bekletin. Yemin ederim size muhteşem olur. Benim annem öyle yapardı. Ondan sonra da gelin ocağınızda pişirin. Kapatın kapaklarını, atın buzdolabınıza. 2-3 sene tüketin, hiçbir şey olmuyor. Selma, evet, ben zaten aşamalarda saniye sizlerle göstereceğim bunun devamını. Şimdi biz bunu uyutalım efendim. Uyutacağım mı? Pardon, pişirelim. Şöyle bir kaynasın. Bir taşım kaynadıktan sonra. Tamam, ötürsün Selma. Çek beni köpüklerini Selma. Köpüklerini alırken tekrar birlikte olalım efendim. Çünkü vlogumuz çok fazla doldu. Evet, evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bizim kirazlarımız iyice köpüklenmeye başladı. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın bu köpüklerini temizleyeceğiz. Burayı yanlarından böyle zarar vermeden yiyeceğimizi, kirazımızı, bu kenarlarındaki köpükleri alalım. Bunları mutlaka temizleyelim efendim. Bakın böyle. Anlat Ercan. Konuş. Bakıyorum işte Selma. Dikkat et. Kirazları öldürme. Ben öldürmem. Sen kafanı yorma. Bak bak, köşelerde de var. Diplerde de var. Yapamıyorsan gel ben yapayım. Seyirin yakışmıyor. Şimdi bütün işleri ben yaptığım için. Bakın dostlar. Böyle köpürdükçe alıyoruz onları. Onları alacağız. Evet. Ama yine devam köpürüyor Selma. Köpürsün Ercan. O köpürdükçe şey yapar. O alacağız onları. Evet, alacağız. Evet arkadaşlar. Vallahi şey yapmayayım da, kiraz reçelini çok severim gerçekten. Yalan söylüyor arkadaşlar. Ercan vişne sever. Çünkü kirazı ben severim. Kirazı ben fazla yemem. Çok seviyorum ama fazla yemem. Ama kirazı yerim, reçelini yemem. Ben tamam, vişne, şimdi biz şu an kiraz reçelini tarif ediyoruz. Vişneninkini severim ben. Vişne reçelini. Tamam, biliyorsun Selma, kiraz. Allah Allah. Herkes görüyor zaten kiraz olduğunu. Evet, ben şimdi bunun altını kısacağım. Evet. Bu kısık ateşte bir müddet pişecek efendim. Kendini toparlayana kadar. Bu esnada da ben biriken bu köpükleri sürekli buradan depesinde duracağım. Evet, vlogumuz dolmasın değil mi Selma? Evet. Şimdi dostlar bakın, köpük almayı yöntemini de gösterdik. Yani biliyorsunuz da. Ya işte tarif veriyor, anlayın. Hani yoksa bilmediğiniz için değil. Vlogun içinde bunların olması gerekiyor. Yani şimdi doğruya doğru ne doğru, yalan mı söyleyeyim? Tabii, siz tabii daha bilgilisiniz. Ha evet, doğru, orada haklılar. Hani bunu söylememiz lazım. Bu sefer diyecekler ki, aa Selma Hanım yaptın ama köpüğünü nasıl aldın, cart curt denmesin. Tabii. İşte böyle evet, de köpüğünü alın. Şimdi ne yapacağız? Biz kaynasın, o limonu sıkmaya geldiğimize beraber olalım. Şimdilik hoşça kalın. Bakın işte, bak göstereceğim. Tamam, göstereyim size. Bakın dostlar, altını kıstık. Vallahi tavlıyor. Şimdi bu koyulaşacak. Evet. Kendi o kendi koyulaşacağını siz anlarsınız. Daha bu yeni olduğu için. Daha erken, daha erken, daha su gibi. Heh. Daha. Tamam şimdi, şimdilik. Kirazlar da bir güçlülecek. Tamam şimdilik o zaman durduralım. Evet Ercan. Biraz da devam. Köpük temizleyin. Tamam, okey. Evet arkadaşlar, biz
Kirazla reçelimiz hazır. Şimdi içine dediğim gibi tereyağı attım, limonunu sıktım ve bitti. Bakın koyuluğu, kıvamı, her şeyi tam yerinde oldu. Bakın bu kıvamda olacak. Çünkü soğuduğu zaman buraya ben hazırladım dostlar. Bakın gördünüz mü? Soğuduğu zaman böyle oluyor. Evet. Siz de önceden böyle bir taşlık kaşık alın koyun. Bakın dostlar işte benim kiraz reçelim hazır. Süper oldu Selma. İşte bu ayarda yapacaksınız dostlar. Ellerime sağlık. Ne koyu ne cıvık. Tamam Selma gördük. Ve işlem bitmiştir dostlar. Tamam bakayım Selma. Tamam Selma. Vallahi süper olmuş. Yemin ediyorum arkadaşlarım. Tavsiye ederim. Ben altını kapattım. Şimdi sıcak sıcak kavanozuma boşaltacağım. Gerçekten bakın tane tane oldu. Evet. Hiç ezilme mezilme olmadı. Yok, tereyağısı eriyor içinde. Çok tereyağı parlaklık versin diye attım dostlar. Gerçekten alın. Bakın tane tane yersiniz. Güzel oldu, eline sağlık. Gerçi daha sonra kendi yaptı. Kendimi yap diyeceksin. Aşk olsun. Şuna bak. Eser. Kendi kendine kaynadı. Ben başındaydım. Ben sevgimi kattım da öyle oldu. Tabii canım. Hep sen sevgini katıyorsun. Tabii. Yani. Bakın dostlarım. Bir kilo reçelden bu kadar. Elimin lezzetine sevgimi kattım. Evet. Şimdi bundan mı? Dur. Yok. O birine koy Selma. Eyzi besmelemizi çekelim. Kavanozumuz hazır. Sıcak sıcak ama dostlar. Ama elin yanar ha, dikkat et. Olsun. Oncağacık da olacak. Olsun deme. Elin yanacak. Onun sana cerebesini ben çekeyim. Ercan elim yandı Ercan. Tamam Ercan sus. Ağzını hayır aç. Evet ben sana söyleyeyim. Bakın dostlar aynen böyle siz de sıcak sıcak boşaltacaksınız. Wow, süper oldu gerçekten de. O aldı hepsini galiba değil mi Selma? Hı-hı. Gerçekten de yandım. Oh, yanan Allah görür. Görür. Ama ben görmem. Güzel. O kadar da küçük kavanoz yap, onu biz kendimiz yeriz. Süper oldu. Hakikaten o aldı be. O küçük kavanoza bence gerek yok Selma'cığım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben kapatırım onu istesen Selma'cığım. Ben de kapattım. Tamam sen kapattın da. Yine de. Şöyle etrafını da temizleyelim. Evet. Arkadaşlar. Gördüğünüz 2 saattir kaynadı. Küçücük kavanoza girdi. Ve, oraya mı koyuyorsun? Evet. Siz de evinizde bu şekil yapacaksınız dostlar. Hemen ters çevireceksiniz. Böyle bir santim boşluk mecbur kalacak kavanozlarınıza. Hemen kaynar kaynar yapıp ağzını sıkıca kapatıp ters çevirin. Biraz böyle soğusun. Şuraya koy istersen Selma. Ondan sonra cıma da efendim dur Ercan'cım alayım. Çünkü çok sıcak alamıyorum. İyi hadi. Bismillah. Yandım anam. Tamam Ercan'cım. Tamam. Evet. Bunu da kim yapmış? Bunu da Ercan Bey'e dedim ki. Ercan taşımız vardı onu çıkar da dedim. Hani oraya yerleştirdim bir baktım ki kirazlarla süslemiş. Daha size neler yapmış neler. Sürprizler daha bekleyin. Ya ne olsun ben isterim. Ben böyle görüntüyü severim. Gerçekten. İnsan görüntüden bazen insanın karnı doyuyor biliyor musun Selma? Öyle mi? Gerçekten görüntü. Görsellik. Görsellik insanın bazen gerçekten karnını doyuruyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim kiraz reçelimiz bitti. Selma bu güzelce ben bunu cam bir kavanoza boşalttı. Ters çevirdi. Selma ters niye çevirdin onu anlamadım ben. Valla öyle gerekiyormuş öyle yaptım. Her şeyi de sorma Ercan. Başı dönerse ne olacak? Dönmez. Böyle diyorsun Selma. Evet arkadaşlar valla vlogumuz da doluyor ya ama neyse. Bakın evet. Dostlar oy. Bakın gerçekten nefis reçeller oldu. Bakın böyle ekmeğinizin üstüne sürün. Dur ekmek de çıkarayım da sürekli. Ne de çıkaracaksın Şelma? Daha sıcak. He? Sıcak.
O zaman sen kamera tut da tadına ben bakayım. Sen bu işi beceremiyorsun. Sen tut. Tamam Ercan'cığım. Geç otur oraya. Al kamerayı. Ay. Boğaz olunca hemen oturur. Gerçekten dostlarım, yemin ediyorum süper oldu. Bakın Selma Hanım'ın bu tarifini deneyin. Arkadaşlar gerçekten sıcak sıcak ekmeğime süreceğim. Hadi Ercan çok oldu vlog. Dur Selma. Hadi Ercan öyle bir kenarına döküvereydin. Ne olur sanki illa özeniyorsun. Sıcak ağzın yanar gene. Tamam Ercan yeter o kadar. Ben yemesini sevmem arkadaşlar. Anam. Allah'a sıcak Selma. Dedik sana. Sen üfüre üfüre ye. Bir şey olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Çekme kız. Ayıp utanıyorum. Gerçekten güzel olmuş. Ellerine sağlık Selma'cığım. Afiyet olsun Ercan'cığım. Ama neden güzel olmuş biliyor bakın musun? Bakın dostlar gerçekten nefis oldu. Daha bakın sıcak sıcak. Daha bu koyulaşacak. Tabii. Daha da koyulaşmasını istemiyorum. Böyle kalsa daha iyi. Bunun lezzeti neden geliyor biliyor musun? Neden? Sevgi. Çabuk. Sevgini kattın Ercan. Aynen öyle. Sevgi ve evet Ercan'cığım. Lezzetine. Evet dostlarım. Siz de eğer kirazınız varsa ve tarif arıyorsanız işte size tarif. Buyurun bu tarifi mutlaka deneyin. Evet vallahi dostlar Ercan'cığım biraz sonra fotoğraf çekeceğim bozma. Evet dostlar bizden bugünlük bu kadar. Benim hikayem Selma Ercan'ın bugünkü hikayesinde kiraz reçelinin hikayesi vardı. Ve siz değerli dostlarımızla bu tarifi paylaştık. Efendim bir dahaki vlogumuzda hikayemizde sizlerle tekrardan birlikte hep olmak dileğiyle. Selma. Hoşça kalın dostça kalın ve Ercan Bey ile kapanış yapalım. Evet her zaman gibi. Çok doldu 25 dakika oldu gene. Yandık. Hoşça kalın, dostça kalın. Hemen basma Selma. Ve benimle kalın. Hoşça kalın, dostça kalın. En önemlisi ben her zaman ne derim? Sağlıklı kalın ve çok fazla paracıklar harcamayın.